vesaire. Sayın dinleyiciler, vesaire başladı. Program yapımcımız Muhammed Ersin Toy, teknik yönetmenimiz Salih Yılmaz, ben Süha Üner. Tüm dinleyenlerimize saygı ve selamlarımızı iletiyoruz. İnsana, hayata ve hakikate dair her şeyi konuştuğumuz bir program olan Vesaire'de bu haftaki konuğumuz, çocuk alanında önemli kitaplara imza atan ve çocuk medyası konusunda doktora tezini yazan Doktor Sayın Selahattin Güven. Değerli bir sosyolog olan, aynı zamanda çocuk alanında ve çocuk medyası alanında yaptığı çalışmalarla tanınan Güven'le bu gece Vesaire'de çocuk yayıncılığını, çocuk medyası ve okuryazarlığını, çocuk yayıncılığındaki dönüşümü, çocuk yayıncılığının geldiği son noktayı, çocuk içeriklerinin toplumsal anlamdaki dönüşümünü, dijital alanda üretilen çocuk içeriklerini, ebeveynlerin çocuk içerikleri konusundaki tutumlarını ve dikkat edilmesi gereken hususları konuşacağız. Dijital bir çağ yaşadığımız 21. yüzyıl. İnsanlar hızına yetişilmesi mümkün olmayan teknoloji ve medya araçlarına sürekli maruz kalmakta ve bunun sonucu olarak da bu araçlar özellikle çocukların hayatında etkisini sürekli hissettirmekte. Çocuklar sadece dijital doğmakla kalmamakta, aynı zamanda her zaman dijital olmalarını gerektiren bir yaşam tarzına yönelik olmak zorunda kaldılar. Dijital medya sadece çocuk kültürünün bir parçası değil, doğası gereği dünyayı keşfederek inşa ettikleri günlük uygulamaların bir parçası haline de gelmiş. Küreselleşen dünya düzeninin gereksinimi olarak teknoloji ve onun kullanımı hayatımızın her yanında etkisini büyük oranda hissettirmekle beraber medya ve medya araçlarının sınırları gün geçtikçe genişlemekte. Bu durumda kişilerin daha fazla sosyalleşmesine ve çevreleriyle etkileşim kurmasına öncülük etmekte. Çocuklar vakitlerinin önemli bir bölümünü medya araçlarıyla geçirmekle birlikte medya araçlarından ciddi biçimde etkilenmekte ve yaşam şekillerini medya araçlarına göre belirlemekte. Bu durum çocukların medyatik unsurlar tarafından aktarılan iletileri değerlendirmesini, yorumlamasını, algılamasını ve eleştirmesini de yine etkilemekte. Günümüzde çocuklar interneti kullanırken genellikle en sevdiği YouTuber'larını izlemeyi seçmekte. Ve bu YouTuber'lar çocukların hayatında çok önemli bir rol model üstlenmekte. Sayın dinleyicilerimiz, programımızın başında söylemiştik. Vesaire'de bu haftaki konuğumuz çocuk alanında önemli kitapları imza atan ve çocuk medyası konusunda doktora tezini yazan Doktor Sayın Selahattin Güven Beyefendi. Sayın Güven, saygılar sunarız, merhaba. Saygılar bizden, merhaba Suha Bey. Şimdi çok gündemde, merhaba öncelikle. O yüzden biz mikrofonları size uzatalım ve bu akşam Vesaire'de bu konuyu konuşalım istedik. Önce şunu soralım, 21. yüzyıl, dijital çağ, bilgi çağındayız. Çocuk yayıncılığı nasıl bir değişim geçirdi? Onunla başlayalım isterseniz. Ya aslında hani çocuk yayıncılığı konuşurken biz böyle çok daha öncelere gittiğimizde çocuk yayıncılığı aslında temelde masallar üzerinden belki konuşmamız gerekir. Yani bu burada geçmişte tabii yazılan, çizilen metinler daha çok aileler üzerinden çocuklara ulaşıyordu. Yani çocuklar okuma, yazma, bilme kabiliyetleri henüz tam gelişmemiştiği dönemlerde anneleri ve babaları veyahut başka bir yetişkin tarafından okunan kitaplar aracılığıyla bir şekilde belli yazılı eserlere ulaşıyordu. Burada da şöyle bir avantaj söz konusuydu geçmişte aslında baktığımız zaman. Hep arada bir aktör söz konusu ve çocuğu çok iyi tanıyan, çocuğun yanında yani çocuğun kendisinin yanında büyüdüğü bir yetişkin tarafında her nasıl bir içerik üretirseniz üretin o içeriği bir şekilde yine kendi değerleri içerisinde bir süzgeçten geçirerek çocuğa aktarma durumu söz konusuydu. Bu tabii hani yazılı eserlerden daha çok görselliğe doğru kaydığımızda bu aracıların ortadan kalkmaya başladığını görüyoruz. Artık doğrudan çocuk üretilen içerik neyse onunla muhatap oluyor.
burada aslında bir kültürel süzgeçten geçmesi veyahut bu anlamda çocuğu iyi tanıyan, onun psikolojik gelişiminden haberdar olan ve bu anlamda da çocuğa destek olabilecek olan aracı kişi ortadan kalkınca da hem bir avantaj hem de dezavantajları ortaya çıktığını görüyoruz. Çocuk içerikle doğrudan muhatap olduğunda burada gördüğümüz en büyük problem şu. Çocuk kendi kültürü veyahut kendi anne babasından öğrenebileceği şeyleri artık kendisinden çok uzakta, başka bir kültürel kod içerisinde üretilmiş olan bir içeriği alıp hemen bunu taklit ederek belki yaşamının bir parçası haline getiriyor. Ama öbür taraftan baktığınızda aslında kendi değerlerinden de bir kopma sürecinin yaşandığını görüyoruz. Yani bu hem geçmişte belki uluslaşma süreciyle tanımlanan bir süreçti. Bu uluslaşma açısından baktığınızda bu hep pozitif belki değerlendirildi. Ama öbür taraftan küreselleşmeyle birlikte bu tamamen işte daha çok Amerika odaklı veya da Avrupa merkezli bir içerik üretilmeye ve bu içerik bütün dünyaya tüketilmeye başlandı. Bu anlamda da aslında bir kimlik krizi de ortaya çıkarıyor. Yani evet, herkes birbirine benzeyen çocuklar, yani çocuklar birbirine benzeyen bir içeriğe muhatap oluyorlar ve bu içerik üzerinden de kendilerine değer oluşturuyorlar. Ama bu değerler maalesef şu şekilde oluşmuyor. Yani siz herhangi bir aile içerisinde belli bir değeri öğrenirken mesela yalan söylemenin kötü bir şey olduğunu siz belki etrafınızdaki bir komşunuzun ya da o çocuğun bir büyüğünün yaptığı bir yanlış üzerinden bunu anlatıyordunuz ve bunun sonuçlarını daha gerçekçi anlamda görebiliyordu çocuk. Ama şu an tamamen kendisi dışında ve kendisine dokunmayan bir mecrada her şey anlatıldığı için değerler de çok rahatlıkla değiştirilebilen bir elbise gibi çocuğa giydirilmiş oluyor. Bu da bunun negatif sonucu olduğunu düşünüyorum. Çok güzel bir noktaya geldi aslında. Görsel evet. Olarak Hollywood kökenli, yazılı olarak da New York kökenli, Amerika kıtasından pompalanan bu değerler tüm dünya çocuklarına ve yetişkinlere acaba kültürel diplomasinin bir parçası mı yoksa propaganda mı? Yani burada tabii sonuçta mutlaka manipülatif bir tarafı da söz konusu olabilir bazı durumlarda ama asıl olan şu, yani bir sosyolog olarak baktığımda siz bir ürün üretiyorsanız, yani bir kitap yazıyorsanız veyahut bir yani televizyon dizisi yapıyorsanız veya çocuklar için çizgi film yapıyorsanız sonuçta içinde yaşadığınız değerleri anlatırsınız. Çünkü bildiğiniz şey odur. Yaşantınızın bir parçası neyse hayalleriniz de onun üzerinden şekillendiği için siz o hayallerinizi bir şekilde ekrana yansıtırsınız ya da kaleme yazıya dökersiniz. Bu anlamda tamamen manipülatif olmasa bile sonuçta bir kültürün, yani hegemonik bir kültürel kodun dünyanın geri kalanına kendini bir şekilde dayattığını görüyoruz. Burada tabii ürünü üreten ve ana aktör kimse, o aktörlerin değerleri dünyanın geri kalanı içinde yani istenen bir şeye dönüştürülüyor. Çünkü sonuçta biz bugün işte Süpermenlerden veyahut başka kahramanlar üzerinden baktığımız zaman hepimiz yani o filmlerde, dizilerde ya da çocuk çizgi filmlerinde üretilen karakterler üzerinden aslında dünyayı algılıyoruz. Hep kahraman olmak istediğimizde artık çevremizdeki bir insanı kahraman olarak görmüyoruz. O kahraman işte Süpermen'dir ya da başka Spiderman'dir. Bunun benzeri kahramanlar üzerinden kendimizi özdeşleştirdiğimizi görüyoruz. Bu yalnızca bizim ülkemizde değil, dünyanın belki birçok yerinde bu iktidar olanın kendini çok rahatlıkla diğer dünyanın geri kalanına kendini pazarladığını görüyoruz. Bu pazarlama hem ekonomik bir getirisi söz konusu hem kültürel olarak sizin kültürünüz, sizin değerleriniz başka ülkelerin de değeri haline gelmeye başlıyor. Veyahut siz bu anlamda kendi ülkenizde ürettiğiniz bir ekonomik ya da bir malı çok rahatlıkla bunu başka
yerlere de pazarlayabiliyorsunuz. Yani fast food kültürünü çok rahat başka ülkelerine, daha iyi belki beslenme kültürü olan bir ülkede çok rahatlıkla siz bunu orada yaygınlaştırabiliyorsunuz. Çünkü ürettiğiniz içerikte bunlar da bir o içeriğin bir parçası haline geliyor. Ondan sonra çocuk da ayran değil kola içmek istiyor. Evet, evet. Aynen öyle. Ya da Pakistan'da, Rusya'da ya da Türkiye'de hiç fark etmez. Ya da Avustralya'da. Evet. Çocuk yaşlarda obezite sorunları başlıyor. Bu tüketim alışkanlıkları yüzünden, ki geçmişte böyle değildi. Şimdi... Tabii. Hocam, tüm dünyada özellikle 20. yüzyılın son çeyreğinde gelişti iletişim teknolojileri ve ekonomik, sosyal ve politik ortam da hızla değişti. Elbette bundan nasibini yayıncılıkta aldı ve büyük oranda ticarileşti. Türkiye 90'lı yılların başında yayıncılık alanında bu ticarileşme sürecine dahil oldu. Özel yayıncı kuruluşlar büyük bir sayı ve çeşitliliğe ulaştı bugün. Yayıncılık alanının ticaretleşmesi elbette tematik kanalların ortaya çıkmasına da neden oldu. Çocuklara yönelik televizyon kanallarının sayısı hızla arttı. 2000'li yıllardan sonra yeni çocuk televizyon kanalları kurulmasında bir yükselme yaşandı. Türkiye'de de aşağı yukarı her platformda öncelikle yabancı menşeili çocuk televizyonları yayına başladı. Ardından da yerli çocuk kanalları kuruldu. Bu konudaki öncülerden biri de Türkiye Radyo Televizyon Kurumu. Biz bu gerçeği fark ettiğimiz anda hemen TRT Çocuğu devreye soktuk. Ama bizim bir özelliğimiz var. Biz kamu yayıncısıyız. Kâr amacı gütmekten önce kamunun sesi ve vicdanı olma kaygısını taşıyoruz. Bu kanal çeşitliliğini nasıl değerlendiriyorsunuz? Aslında bu kanal çeşitliliği özellikle TRT'nin de, yani TRT Çocuğun daha yerel kültürü yansıtan içerikleri üretmesi bakımından çok değerli buluyorum. Tabii başka ülkelerin ürettiği iyi ürünlerin de izlenmesi çocuklar açısından, belki kültürel çeşitlilik açısından da pozitif bakılabilir. Ancak genel olarak baktığımızda çocukların çok hareketli içerikleri takip etmeyi, yani en azından izleyici olarak onun karşısında kalmayı daha çok benimsediğini görüyoruz. Bunun da kötüye kullanıldığı zaman çocukların üzerine çok menfi sonuçları olabiliyor. Tabii kamu yayıncılığı bu anlamda özellikle ticari kaygılardan azade olunca da şunu avantajını gördük. Yani TRT Çocuk'tan sonra özellikle reklam yayınlanmaması da çok değerli bir şey benim açımdan. Çünkü biz genel olarak bütün çocuk yayıncılarının reklamın olmamasının çok, ya da en az olmasının çok değerli buluyoruz. Bu anlamda TRT çok büyük bir boşluğu dolduruyor, TRT Çocuk. Ve bu çeşitlilik tabii çocukların da kendi içerisinde bazen benimsediği, istediği şeyleri, yani tek bir kanal üzerinden siz çok güzel bir şeyi de yansıtsanız bile belli bir zaman sonra kendinizi tekrar etme durumunuz söz konusu. Ancak sizin karşınızda başka rekabet edebileceğiniz unsurlar olursa oradan da faydalanıp kendinizi geliştirme imkanına söz konusu. Türkiye'de aslında 90'lı yıllar öncesi TRT yayıncılığını hatırladığımız zaman çok belli bir kalite ve bir standart içerisinde TRT yayın yapıyordu. Ancak daha sonra ticarileşmeyle birlikte ilk dönemler gerçekten çok korkunç yayınlarla da karşılaştık. Yani Türkiye'nin geneline baktığımız zaman 90'lı yıllarda yaşamış gençlik çok menfi içeriklerle karşı karşıya kaldı. Bugünün ama internet hukuku gibi hocam. O yıllarda yurt dışından yayın yapıyorlardı. Henüz radyo televizyon üst kurumu kurulmamıştı. Yerli yargıya tabi değillerdi. Zaten çoğu yasal da değildi. Hatırlatalım onu dinleyenlerimize. Evet, evet, aynen o şekilde. Yani o yasal olmayan süreç döneminde ciddi yıpranmalara da sebep oldu. Tabii daha sonra 94 yılında bütün kurulmasıyla o alan biraz daha düzeltildi, düzenleme geldi ve yani bu rekabetçi yapı aynı zamanda belki birçok insanın daha kaliteli içeriğe erişmesini de sağladı, ama bir taraftan da negatif sonuçları şu oldu: çok fazla ticari kaygı ön planda olduğunda insanların beklentileri tabii ki yani merakları okşanma durumuna gelindi. Burada da şiddet çok önemli bir unsura dönüştü.
bu risk de aslında topluma çok büyük zararları da oldu. Onu da ifade etmek isterim. Burada bunu konuşalım mutlaka hocam. Ebeveynler ne yapmalı? Onların dikkat etmesi gereken hususlar neler? Çünkü çocuğu bırakırsanız bütün gün ayrılmaz ekranın başında. Evet. Yani aslında şöyle bir durum söz konusu. Biz geçmiş hani bir tarım toplumunu düşünelim. Tarım toplumunda aileler birçok şeyi çocuklarıyla birlikte zaman geçiriyorlardı. Belki yani kendileri çalışırken çocuk da orada oyun oynuyordu. Ama şu an özellikle iş ve ev yaşamının birbirinden çok ciddi anlamda ayrılmasıyla birlikte aileler çocuklarını, çocuklar ebeveynlerini çok az görür hale geldiler. Onu da açalım dinleyicilerimiz için. Açalım hocam. Şimdi anne baba çalışıyor. Eskiden evet, anne baba çalışıyor ve çocuk okula gidiyor. Neredeyse okula gidiyor. Okuldan geldiğinde de zaten bir yemek yeme vakitleri oluyor. Eskiden okul öncesi çocuklara büyük anneler, büyük babalar bakarlardı. Şimdi o da pek olası değil. Kentleşmeyle evet, birlikte. Evet, o da artık kreşler aracılığıyla yapılmaya. Ya da evde bakıcı var. Evet. Ya bu bir şöyle bir dezavantajı söz konusu. Çocuk aslında kendi anne babasından alması gereken değerlerin çoğunu alabilme imkanından mahrum kalıyor. Ve bu boşluğu daha çok yani ister istemez özellikle yaşı küçük olan çocukların yani televizyon veyahut daha diğer farklı medya araçlarına maruz kalmasını oranını arttırıyor. Bir taraftan işte çocuklarına yemek yedirmek için televizyonu kullanan ya da herhangi bir internetten bir videoyu kullanan aileler ortaya çıkıyor. Öbür taraftan yani ya da bakıcı çocuğun bakıcısı bu anlamda böyle bir durum sergileyebiliyor. Bir başka unsur yani anne ve çocuk ya da baba ve çocuğun birbirine yabancılaşması da söz konusu. Yani siz birbirinizle vakit geçirmediğinizde sizin yani çocuğun ne hissettiğini anlamanız çok mümkün olmayabilir. Çocuk da sizinle vakit geçirdiği oranda sizi tanıma ve sizin ne hissettiğini, ne yapmak, ne anlattığınızı anlama kapasitesi gelişir. Bu anlamda bizim ailelerden en çok isteğimiz yani bir çocuğunuza verebileceğiniz en güzel hediye onunla vakit geçirmektir. Onunla mümkün mertebe çok vakit ve kaliteli vakit geçirmek gerekir. Eğer çocuk televizyon izleyecekse mümkünse bu televizyonu da birlikte izlemek. Eğer hani yemek yapacaksak anne baba ve çocuk olarak mümkünse çocuğun da mutfakta bir şekilde yapabileceği bir şeyleri ona vermek ve onun da bu sürecin içinde yer almasını sağlamak. Çünkü çocuklar anne babalarıyla geçirdikleri vakit arttıkça onlardan etkilenme ve onlara olan güveni, onlarla bağının güçlenmesini de sağlamış oluyoruz. Ama biz maalesef yani gün geçtikçe çocuklarımızla geçirdiğimiz vakitleri sınırlandırıyoruz. Yani bu pandemi süreci aslında hepimiz için bir avantaj. Bunu avantaja dönüştürmek lazım. Eğer çocuklarımızla daha çok vakit geçirmek, onlarla birlikte belki kitap okumak lazım. Yani bir kitabı biz çocuğumuza okuyabiliriz. Onun fikirlerini alma imkanımız olabilir. Yani biz çocuklarımıza hep böyle şekillendirilebilecek varlıklar olarak bakıyoruz ama onlardan da öğreneceğimiz çok şey var. Çocukların refleksleri bize söyleyeceklerinden de biz aslında faydalanabiliriz. Ama çocuklarımızda en önemli yani anne babaların yapması gereken en temel şey çocuklarıyla vakit geçirmek. Vakit geçirdiklerinde şu riski de ortadan kaldırabilir. Yani herhangi bir internet mecrasında çocuğumuz eğer bir başka hani riskli durumla karşı karşıyaysa bunu biz onunla konuştuğumuzda onun tedirginliğinden bunu önceden öğrenip buna müdahale edebilme imkanımız olur. Ama konuşmadığımız zaman maalesef çocuklar sorun yaşar. O travmatize olduktan sonra biz artık onu anlamaya başlarız durumu. Müdahalemiz biraz gecikmiş olur o zaman. Şimdi yine vesairedeydi galiba. Sizin gibi değerli bir konuğumuz. Ben bazen çocuklar kadar hakim olmadığımı dijital dünyayı ifade ettiğimde
Bana döndü dedi ki siz çünkü dijital dünya için mültecisiniz dedi. Evet. Eğer dijital dünya bir ülke ise siz sonradan dahil oldunuz o yapıya. Oysa belli yaştakiler o ülkenin vatandaşları çünkü oraya doğdular dedi. Az Evet. önce siz de kısmen internete getirdiniz konuyu. İlk bölümde ağırlıklı olarak televizyonu konuştuk ama artık dijital medya var. Ayrıca seç izle olarak tabir edebileceğimiz, isim vermeyelim reklam olmasın. Yine dijital ortamda tıpkı televizyon kanalları gibi platformlar var. Evet. Şimdi çocuklara dijital medyayı kullanma eğitimi verilebilir mi henüz çocuk yaşlardan itibaren ya da ebeveynler bu konuda ne yapabilir? Yani burada tabii çocuklar yani biz şöyle bir dönemi hatırlıyor olabiliriz. Yani belki Anadolu'da yaşı daha büyük olan insanlar televizyonun daha doğrusu ışığın yani elektriğin olmadığı bir dönemi hatırlarlar. Herhangi bir köyde büyümüş yaşlı amcamız ya da televizyonun hiç olmadığı dönemi hatırlayan bir nesil olabilir. İnternet 90'larda bir şekilde yaygınlaştı. 90 öncesi nesil aslında internetsiz bir hayatı biliyor. Ama şimdiki çocuklar yani internetin tam yaygınlaştığı, bütün her şeyin iletişimin, telefonun aynı zamanda mail veya diğer mecra anlamda baktığınız zaman bütün araçları, bütün kullandıkları şey internet de haşır neşir aslında. Hayatlarının bir parçası, hayatlarının vazgeçilmez bir unsuru. Yani bugün internet olmadığında bir çocuk ne yapabilir diye düşündüğünde muhtemelen çok karamsar bir hale girebilir çocuk. Ben nasıl yapabilirim? Çünkü online oyunlar oynuyorlar şu an çocuklar. Kendi arkadaşlarıyla başka bir yani fiziksel olarak yan yana olmamakla birlikte hem konuşabiliyorlar hem de onlarla birlikte oyun oynayabiliyorlar. Bizim geçmişte sokakta oynadığımız oyunu şimdi çocuklar yan yana gelmeden kendi evlerinden diğer çocuğun evine misafir olup birlikte oyun oynayabiliyorlar. Biz Bu adres anlamda sorardık hocam. Onlar şimdi bir uygulamayla buluyorlar adresi. evet, aynen. Şimdi o yüzden bu sistemin içerisine doğmuş olan çocukların bizim gibi düşünmesini beklememek lazım. Tabii biz ebeveynler olarak hep kendimiz ve kendi hayatımız üzerinden çocuklarımızı anlamaya çalışıyoruz ama yani çocuğun yaşadığı çağla bizim büyüdüğümüz çağ aynı değil. İkisi birbirinden farklı. Biz bu araçlardan uzak tutmaya çalışmamız çocuklarımızı onlara yapacağımız yani iyilik değil bu anlamda. Onu kontrollü kullanmasını sağlamamız gerekir. Ama onu yasaklamak, ondan uzak tutmak çok doğru bir yöntem olmaz. Çünkü hayatın hepsi artık bir anlamda bu çocuklar için internetle çok iç içe. Yani yemeğini bir şekilde oradan belki sipariş ediyor. Belli bir yaşa gelen, biraz daha yaşı büyük olan. Ondan sonra herhangi bir arkadaşın hiç tanımadığı, bilmediği insanlarla belli platformlar üzerinden belki hani bilgi alışverişinde bulunuyor. Bunun hem riskleri var hem avantajları tabii ki hiç bilmediği bir kültürü öğrenebilme fırsatı sağlayabildiği gibi hiç bilmediği ve çok riskli insanlarla da karşı karşıya Şöyle avantajı gelebilmesi. var hocam. Şimdi siz çocuk medyası ya konumuz. Siz Evet. Japonya'daki çocukların medyadaki durumunu incelemek istediğiniz zaman çok rahatlıkla biraz ücret ödeyip Japonya'da bir kütüphaneye girip oradaki tüm bilimsel verilere ulaşabiliyorsunuz. Eskiden bunun Evet. için Japonya'ya gitmeniz gerekirdi. Ama kötü tarafı siz tabii belli bir noktaya geldiğiniz için doğru bilgiyle doğru olmayan bilgiyi ayırt edebiliyorsunuz. Oysa internetteki her bilgiyi ansiklopedik sanan bir kuşak da var. O da yanlış tabii. Yani tabii burada en önemli unsurlardan biri bu eğitimle ilgili kısmı yani hem özellikle bizim örgün eğitim içerisinde yani çocuklarımıza öğretmemiz gereken temel vasıflardan biri ki Milli Eğitimimiz de bu konuda çabalarını görüyoruz. Yani kimle konuşmaması gerektiğini, hangi mecrada hangi bilgiyi nasıl erişebileceğini çocuklarımıza öğretmemiz çok önemli ve kilit bir nokta. Çünkü
biz her o karşılaştığımız bilgi, yani çocuklar şöyle inanabilirler, şöyle düşünebilirler, çok daha küçük yaşta olanlar her karşılaştığı bilgiyi doğru olarak görebilir. Çünkü yani onun tahayyülünde doğru olmayan bilgi o çok fazla olmayabilir, öyle düşünülmesi gerekir. Ama biz bu doğru mecraları onlara ancak yani öğretmenlerimiz ve ailelerimiz üzerinden ulaşabiliriz. Çocuklarla birlikte eğer vakit geçirirsek, onlarla birlikte internette dolaşırsak bunları anne baba olarak çok rahat çocuğumuza aktarabiliriz. Yani şu bilgiyi şuradan alabilirsiniz ama bunun için de ailelerin çocuklardan daha fazla interneti kullanabiliyor ve vakıf olabiliyor olması gerekir. Maalesef tabii hani dijital çağın mültecileri olan insanlar ve şu an belki aile, anne baba onlar da. Bu anne babalar çocuklarının rehberlik yapabilecek kadar yeterince bilgiye bazen sahip olmayabiliyorlar. Bu konuda da özellikle halk eğitim konusunun üzerinden Milli Eğitim belli eğitimler veriyor. Aile Bakanlığı da bu konuda eğitimler veriyor. Burada bu kolaylaştırıcı rehberler üzerinden aileler destek alabilirler. Herhangi bir konuda destek istediklerinde, özellikle medya okuryazarlığı konusunda da RTÜK'ün bu konuda Milli Eğitim'le birlikte yürüttüğü bir ders var. Bu dersin içerisinde RTÜK de destek sağlıyor. O kitapların içerisinde de herhangi bir web sayfasında, hem RTÜK'ün web sayfasından da ulaşabilir bütün ailelerimiz. Radyolarını yeni açan dinleyenlerimiz için hatırlatalım. Konuğumuz bu hafta çocuk alanında önemli kitapları imza atan, özellikle çocuk medyası konusunda doktora tezini yazan Doktor Sayın Selahattin Güven Beyefendi. Şimdi bu konuda bir kamu politikası üretilebilir mi? Onu konuşalım hocam biraz. Az önce siz ifade ettiniz, Aile Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun belli kurumlarla işbirliği. Biz kamu yayıncıları elimizden geleni yapıyoruz ama hepsi bir derlense, toparlansa ve dijital medya için bir kamu politikası üretilse nasıl olur? Bu konudaki görüşünüz neler? Yani burada tabii yani parça parça her kurum kendi üstüne düşeni yapmaya gayret ediyor. Burada TRT'miz özellikle çocuk televizyonculuğuyla, sonradan kendi web sayfasında özellikle oyunlar konusundaki ciddi anlamda oralara çocukların oyun oynayabileceği imkanlar sağladı. RTÜK öbür taraftan hani denetim konusunda biraz daha sıkılaştırdı. Bunların etkin olması çok önemli. Yani biz tabii ki her kurum ciddi anlamda insanlara ulaşıyor, vatandaşlarımıza ulaşıyor ama gerçekten ihtiyaç duyan aileler belki bunlardan yeterince haberdar olmuyor. Çünkü en dezavantajlı kesimlerin bu konulardan faydalanması önemli. Çünkü zaten belli bir yani bilgi birikime sahip olan aileler bunları kendi imkanlarıyla çocuklarına sağlayabiliyorlar. Belli dezavantaj ya da çocukların karşılaşması durumunda onlara zarar verebilecek içeriklerle bunu engelleyebiliyorlar. Ama bunu engelleyemeyen aileler konusunda özellikle okul aile birlikleri aracılığıyla bu konuların çok çok yoğunlaştırılması gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda Milli Eğitimimize gerçekten ciddi bir yük biniyor diye düşünüyorum. Tabii Milli Eğitim'in şöyle bir avantajı var. Köylere kadar da ulaşabiliyor. Evet. Yüz yüze yani üstelik. O dezavantajlı bölgelerde bu konuda gerçekten ihtiyaç söz konusu olabilir. Çünkü yani anne baba şunun farkında olmayabilir. Siz normalde işte ben güvenli internet kullanıyorum diye düşünüyorsunuz. Bunu kullandığınız ve en azından bu şekilde hareket ediyorsunuz ama çocuk başka bir şekilde, yani biraz daha yaşı büyük 13-14-15'li yaşlardaki çocuklarımız yani başka bir şekilde o güvenli interneti aşabilirler. Bu konularda en azından farkındalık oluşturmak gerekir diye düşünüyorum. Anlık bir arkadaşım yazmıştı bana, siz ulaşamıyor musunuz diye. Elbette biz, evet, de ulaşıyoruz her yere, dünyanın her yerine ama Milli Eğitim Bakanlığı insanla ulaşıyor. Yani
Posof ilçemizin bir nahiyesinde bugün öğretmenimiz var ve çocuklarla günün neredeyse yarısında birlikte. Az önce sizin ifade ettiğiniz çok doğru ve önemli. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı aslında en başta gelen kurum olabilir. Şimdi Evet. süremiz azalıyor. Tabii siz bu alanda çalışmalar yapan çok değerli bir akademisyensiniz ama aynı zamanda bir babasınız. Şimdi siz neler yaptınız? Özellikle dijital yaşamın içine doğan bu yeni kuşağa medya kullanımı alışkanlıklarını nasıl saptadınız? Bir aile Benim büyüğü için olarak onu yani soralım. şöyle bir aslında benim açımdan da çok öğretici olan bir süreç. Evet. Benim büyük oğlum 6 yaşına gelinceye kadar, kreşe gidinceye kadar televizyon izlemedi. Çok yani sınırlı şekilde televizyon izlettik. Ancak kreşe gittiği zaman her çizgi film yayınlandığında, orada hani birlikte vakit geçirilmek için çizgi film izlendiğinde bizim o çocuğumuz çok korktuğunu öğretmeni söyledi. Çünkü aslında biz herhangi bir çizgi film izlediğimizde bunun çok korkutucu olmadığını düşünüyor olabiliriz ama aslında içerisinde birçok şey çocukları korkutan bir içerik barındırıyor. Biz o dijital çağın bütün ya da televizyonun diğer herhangi bir mecrayı yasakladığımızda ya da çocuğu tamamen kullanmamasını sağladığımızda böyle bir dezavantajı oluyor. Biz ondan sonra oğlumla birlikte yani televizyon ve çizgi filmleri izlemeye başladık. Hani onun korktuğunu hissettiğim yerde kendisine anlatmaya başladım. Tabii bununla birlikte hani internette de belli mecralarda kendisiyle birlikte search yaptık. Yani o içerikleri nasıl buluruz? Bunları bulabilmek için hangi arama motorları kullanabiliriz? Bunları kullandığımızda hani güvenli ve güvenli olmayanları tabii birlikte daha çok bizim veyahut annesinin kontrolünde bu süreci ilerlettik ama yaş büyüdükçe çocuklar tabii ki artık ben de bir bireyim ve ben kendi kararlarımı vermek istiyorum diyor. Burada da biz daha çok hani o güvenli internetin olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Yani bunun bir şekilde arka kapıdan başka bir şekilde kullanılmamasına gayret ediyoruz. Yani çocuğun özelliğine de dikkat ederek ama belli tehlikeleri de ona anlatmaya çalışıyoruz. Ama her zaman çok doğru yaptığımızı da söyleyeyim. Bazen biz anne babalar çok yasakçı olabiliyoruz, çok korumacı oluyoruz. Bu zaman da çocuğun kendini gelişimini belki zorlaştırıyoruz. Ama öbür taraftan da çok fazla da alan tanıdığımızda çocukta birçok negatif yani bir oyundaki bağımlılığa varabilecek risklerle karşı karşıya kalabiliyor. O yüzden hani süre koymak yani bizim en fazla uygulamaya çalıştığımız şey süre koymak. Yani senin 2 saat oyun oynama hakkın var. İşte bu 3 tane tercih içerisinden de hangisini oynamak isterseniz oynayabilirsiniz diye böyle seçenekler oluşturmak gerekiyor. Yoksa çok sınırlandırdığınız zaman çocuklar yani başka şekilde bunu artık arkadaşlarıyla onların evine giderek orada oynamaya bir yöntem haline getirmeye çalışabilirler. Kontrollü bir şekilde ama çocuğun da gelişimini yani sekteye uğratmayacak bir kuralcılıkla yürümek gerekir diye düşünüyorum. Şimdi sanıyorum Montaigne'in lafı hocam. Hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım edemez diyor. Çok da Evet. güzeldir o söz. Şimdi bu konuda özellikle çocukları korumaya yönelik politikalar üretirken önce devlet, sonra belediyeler. Sonra biz gazeteciler, siz akademisyenler, sivil toplum örgütleri. Tümü. Ne gibi hedefler belirlemeli? Bu konuda işbirliği nasıl sağlanabilir? Yani bizim burada merkezimize şunu almamız lazım. İnsan odaklı bir bakış açısı geliştirmemiz lazım. Bazen şöyle olabiliyor. İnsanlar çok ticari bakabiliyorlar. Ticari baktıklarında hani ben bu ürünümü pazarlayayım ve buradan bir kar elde edeyim diye düşünüyor. Ama bu karın ciddi sonuçları olabiliyor. Çünkü medya ürünleri temelde bir kültürel üründür aynı zamanda. Yani tabii ki bunun bir ticari ürün tarafı da var ama aynı zamanda da bir kültürel üründür. Bu kültürel ürün olduğunu unutmamak gerekiyor. Biz bir şey üretirken yani yayıncılar olarak ve genel olarak da kamu yayıncılığı ve özel yayıncılar.
veyahut herhangi bir internet mecrası için üretim yapan insanlar olarak. Ama öbür taraftan biz devlet olarak bu düzenleme tarafına dikkat etmemiz lazım. Yani gelişimin önünü engellemeyen ama aynı zamanda çocuğumuzu, çocuk haklarını merkeze alan bir anlayışla çocuklara zarar verebilecek olan içerikleri de bizim tavizsiz bir şekilde orada dur dememiz lazım. Yani evet, bu, genelde zaten çatışmada medya ürünlerinde bu konuda ben bir ticari ürün üretiyorum. Devlet tarafı da genelde bu kültürel üründür, ben bu konuda sınırlandırma yapacağım diye bakıyor. Bizim en büyük belki handikaplarımızdan biri özellikle öz denetim mekanizmalarının yeterince gelişmemiş olması. Yani öz denetim mekanizmaları kendi, mesela diyelim ki yazılı basından bir örnek vereyim, hani bir mecradan vermeyeyim. Yazılı basında öyle bir içerik çıkmış ki medyada da çokça yer aldı. Yani çocuklar için, çocukların okuduğu bir içerikte neredeyse inanılmaz kötü şeyleri çocuklara aktardığını görüyoruz. Burada öz denetim, yayıncılar birliği bir araya gelip, yani orada kendi içerisinde belki psikologların, belki pedagogların veyahut sosyal çalışmacı, psikolog, sosyologlardan destek alarak belli içerikleri gözden geçirmeleri lazım ve bunun öz denetimin belli kriterlerini kendilerinin geliştirmesi lazım. Yoksa oradan bu denetimler oluşturulmadı, öz denetimler, o zaman devlet çok fazla işin içine girmek durumunda kalıyor. Başka bir tartışmaya sebep oluyor. O da riskli değil mi hocam? Evet, o da başka bir tartışma. Çünkü o zaman yani acaba devletin bir resmi işte politika kapsamında yok, söyleyelim onu, çerçeveleri sınırlandırıyor mu diye. Siz ifade etmek istemediniz. Sansür evet. Tartışmaları başlar, biz söyleyelim. Evet, yani denetimle sansür arasındaki farkı zaten idrak edebilirsek, özellikle sizin sözünü ettiğiniz otokontrol, öz denetim devreye girerse zaten pek sorun yaşanmaz. Tabii, yani bu alanı özellikle hem özgürlüğün korunmasını sağlanmış oluruz, o öz denetimi iyi yaptığımızda, ama çocuklarımızı da korumamız lazım. Bu konuyu da o dikkatten kaçtığı zaman bu sefer devlet bunu belli sınırlamalara gitmek durumunda kalıyor. Bu da başka riskler. Yani bu konuda bizim özellikle aileler tabii ki hani okumadıkları, kendilerinin okumadığı bir içeriği çocuklarına okutmamaları çok, yani bu konuda çok hassas olmaları lazım. Özellikle Aile Bakanlığımızın da aslında çocuk dostu içerikleri, özellikle yani kitaplar konusunda Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün web sayfasından belli kriterler çerçevesinde incelenmiş olan ve ailelerin hani korkmadan çocuklarına okuyabilecekleri kitap içeriklerine oradan ulaşabilirler. Bu anlamda da hani ailelerin tabii zaman problemi söz konusu, her zaman zaman ayırıp kitabı okuyup sonra çocuklarına bunu okutamıyorlar. Bu konuda da hani özellikle sivil toplum örgütlerine bu alana girmesi lazım. Belli çizgi filmleri onların izleyip bu konuda da ailelere önerilerde bulunurlarsa çok büyük bir katkı sunmuş olur. Çok haklısınız. Şimdi onu soracaktım. Siz bizzat o konuya değindiniz. Hatta burada Kültür Bakanlığı ya da ilgili birimlerin tamamı bir sübvansiyon bile yapabilir teşvik için, değil mi? Vergi indirimi, evet, olabilir. Bu tür filmlerin çekilmesi için Kültür Bakanlığı belli miktarda ödemeler yapabilir. Hepsi konuşulabilir. Şimdi siz az önce konuşurken aklıma gelen, aslında bunu planlamamıştık sormayı ama acaba, evet, çocukları bu dijital medyadan korurken dijital medyanın bizzat kendisi bu politikaları belirlerken bir araç olabilir mi? Tabii, yani dünyada olan her şey hem bir fırsat hem bir risktir. Biz bunu fırsata dönüştürebiliriz. Yani biz hep bir meseleye bakarken riskleri tarafında, tabii yetişkinler, yaşımız büyüdükçe, yaş arttıkça korkularımız da artıyor. Çünkü biz daha çok tecrübeleniyoruz. Çocuklarımız için daha çok korkuyoruz. Acaba şu da olur mu, bu da olur mu, ama fırsat penceresinden buna bakmak lazım ve burada çocukların görüşlerine de çok fazlasıyla başvurmak lazım. Biz bazen çocuklar adına karar veriyoruz. Bu dijital mecralar aslında çocuklarımızın da görüşlerini daha kolay alabilmenize de fırsat sağlıyor. Çocukların da katılımını sağlayarak eğer biz bu fırsata dönüştürebilirsek,
bu mecraları çok iyi de kullanabiliriz diye düşünüyorum. Tabii çok haklısınız ki az önce konuştuk. Kaçıran dinleyicilerimiz için tekrarlayalım. Biz çoğu zaman dijital medyada pasif izleyiciyiz, biz yaşlardakiler. Ama bizzat çocuklar etkileşimci kullanıcı üstelik. Sadece kullanıcı değil, etkileşimci kullanıcı. Bu konuya da hassasiyet göstermek gerek. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Suha Bey, sizin şahsınızda, TRT'nize de çok teşekkür ederim. Böyle bir fırsatı verdikleri için çok sağ olun. Şu pandemi bitsin. Pandemi süreci. Aslında yüz yüze de konuşmak isteriz bir programımızda sizinle. İnşallah. Bugün telefon hatları aracılığıyla oldu. Ama başka zaman yine oturur konuşuruz. Yeter ki dünya bu salgından kurtulsun. Saygılar İnşallah. Sunuyoruz efendim. İyi çalışmalar. Görüşürüz. Saygılar bizden sonra. Çok sağ olun. Vesaire'de bu gece çocuk alanında önemli kitaplara imza atan, çocuk medyası konusunda doktora tezini yazan Doktor Sayın Selahattin Güven Beyefendi'yi konuk ettik. Çocuk yayıncılığını, çocuk medyası ve okuryazarlığını, dijital medyayı, dönüşümü hepsini aşağı yukarı konuştuğumuzu sanıyoruz. Ama yine biz de dinleyeceğiz programı. Eksik kalan bir konu olursa bir başka programda yine yapamadıklarımızı bu akşam yaparız. Hepsini konuşuruz. Program yapımcımız Muhammed Ersin Toy. Teknik yönetmenimiz Salih Yılmaz. Ben Süha Uner. Tüm vesaire dinleyenlerine İstanbul'dan saygı ve selamlarımızı iletiyoruz. Hoşçakalın. Vesaire sona erdi.